Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. En son ne yaptığımızı çok hatırlayamıyorum. Galiba çocuklar büyümüş müydü? İkisi de mi büyümüştü bilmiyorum. Şu an Emma'nın babasına neden kızdığını da bilmiyorum. Kızıyor ama bir başlatacağım oyunu. Neden kızdığını bilmiyorum. Stresliymiş. Babası evlendi diye mi kızıyor acaba? Bu arada Emma'nın babası evlenmiş. Çocuk bile yapmış. Biz de bu arada Sulani'ye geldik. Çünkü yazdı yani. Dedik ki birazcık uzaklaşalım, tatil yapalım. Bir günlük de olsa. Yani tatile gelmedik de işte bir günlüğüne şey kumsala geldik. Oh, çocuklar bir şeyler burada kumlarla oynuyor, bir şeyler buluyorlar. Edward galiba toddler'dı en son. Carly'i büyütmüştük ama Edward'ı büyütmemiştik. Ben Edward'ın tipini falan da değiştireceğim diye sanırım. Do you think I am a loyal person? Benim sadık bir insan olduğumu mu düşünüyorsun diyor. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Hayırdır? Yes Cooper diyor o da. Oo, babası da yani daha doğrusu Emma'nın babası da evet öyle olduğunu düşünüyorum dedi. Emma bence sen çok streslisin ya Emma'cığım. Sen biraz... Emma nereye gittin? Aa. Emma. Şaka mı bu? Ben Emma'yı tuvalete gönderdim. Emma sen nereye gittin? Neyse, Cooper sen gel insanları bir yemeğe çağır. Ya şurada var ya hazır pazar günü ailece bir denize gelelim dedik ya. Emma ya batırdın her şeyi ya. Emma'yı buraya nasıl getireceğim ben? Emma kayıplara karıştı resmen. Neyse arkadaşlar ben kamera kapalıyken birazcık oynadım ve evi değiştirdim. Bakar mısınız Edward'a bu arada ne kadar yakışıklı bir oğlumuz var ya Rabbim. Kızımız da çok güzel. Genlerimiz güzel. Neyse biraz anlatayım onlar yemek yerken. Ben kamera kapalıyken evimizi taşıdım. Nereye taşıdım? Willowcrest'e taşıdım. Çünkü yani Brindleton Bey bize biraz zor oldu. Bizim için biraz zor oldu. Taş bulmak, işte bitki bulmak falan biraz zor oldu. Willowcrest'e direkt evimizi taşıdım. Bahçesiyle beraber taşıdım yani. Her şeyle beraber direkt evi taşıdım. Siz de göreceksiniz zaten. Bu arada Instagram'da paylaşmıştım. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Haberiniz vardır. Köpüşümüz maalesef öldü. Kamera kapalıyken oynarken ya bir anda öldü ve çok çabuk öldü. Niye bu ne ara yani yaşlandı? Ne ara öldü ben anlamadım. Küçücük bir bebekti. Ama işte biraz kötü oldu maalesef. Birazcık yüzsünler bu çocuklar. Yarın okula gidecekler. Onun dışında da hani Cemre arkadaşımızın yaptığı bir sim vardı ya bizim için yaptığı. Beraber yüzün burada kardeşinle. Yağmur diye. Onu ben Noah'nın evine taşımıştım hatırlarsanız. Ya yine mi? Go to the bathroom and lock the door if you hear anything run. Are you listening? Öf saçmalama. Ben onu... Aa, Richard sen nereye gittin? Tamam geleceğiz. Ne anlatıyordum? Ya çok telefon çalıyor. Hey, aa, bu arada bu kadın da evlenmiş biliyor musunuz? Hayır. Bir şey yapmak istemiyorum seninle. Sen ne yapıyorsun? Push up mı? Bunu da yanımıza alalım. Sen gel biraz burada güneşlen. Neyse ne anlatıyordum ben ya? Çocuklar burada yüzerken ben de size anlatmaya devam edeyim. Ha işte o yağmuru kardeşimizin evine taşıdım. Hani dediğim gibi Richard zaten yani dedemiz evlenmiş. Biz de tesadüfen şansa onun tam yanındaki eve taşınmışız. Onun oturduğu evin yanına taşınmışız. Bu arada güneşleniyor musun Cooper? Bir şey falan sürseydin. Dur bakayım. Güneş kremi sürseydin. Hah. Güneş kremi sür. Yanma. Oh valla. Karın çalışmaya gitti herhalde. Sırra kadem bastı. Emma sırra kadem bastı resmen. Neyse işte Yağmur'u da kardeşlerimizin evine taşıdım ve kardeşlerimizden biriyle sevgili oldu. Emma, hey good looking, do you miss me? Aa, beni özledin mi? Diyor. Emma sen neredesin ki? Çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Emma nereye gitti acaba? Oh Cooper vallahi iyisin ha. Tamam bu çocuklar altına mı yaptı bu çocuk? Daha yeni tuvaleti vardı. Altına yapmamıştır umarım.
Neyse, biz artık eve mi gitsek? Gerçi saat daha 5'miş ya. Karlı'ya beni sallar mısın diyelim. Bir de bir son bir şey daha söyleyeceğim. Biz Willow Cray'e taşındık ya. Benim o kadar böyle arayıp arayıp toplayamadığım Bluebell var ya, çan çiçeği işte. Aha. Carla da gitti. Ha, Carla dedesinin yanına gitti. Tamam. İşte bir baktım. Taşındığım arazide, evimin önünde Bluebell'ler var. Ve toplayabiliyorum. O kadar mutlu oldum ki inanamazsınız. Tamam, tamam, sinemaya gidin siz bir saat sonra. Yani nereye gittiğini bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok Emma. Neyse. İkinci jenerasyonumuz olan Edward da burada. Oyunlar oynuyor deniz kenarında. Edward, kafana vurdun oyuncakla. Çok komiksin. Tamam, sen kalk artık. Kapkara oldun. Allah! Güya güneş kremi sürdük Cooper sana. Akşamın altısında yandın. Carla geldi. Şimdi bir saat sonra da sen gidersin herhalde. Bu çocukların enerjisi de bitti. Sen bir tuvalete gir evladım. Sonra kardeşinle beraber satranç oynayabilirsiniz. Biz ne durumdayız? Valla biz iyi durumdayız. Hijyenimiz yok sadece. Birazcık yüz bari. Yandın. Biraz yüz hadi. Onlar satranç oynayacaklar. Bugün de şaka günüymüş aslında. Şaka yapabilirmişiz. Emma da bize şaka yaptı herhalde. Emma, buraya gel. Emma, sana inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum ya. Gel birazcık güneşlen. Kendi kendine bir yerlere gidiyorsun. Bu nasıl iş, ben anlamadım ya. Hah, güneşlen azıcık. Oh. Tamam, hadi git. Cooper'la sinemaya git hadi. Zor da gelin çocukları alın. Evet, Emma fiziki olarak burada ama. Evet, ha tamam. Emma'yı biz sallayalım. Kim arıyor seni? Edward, sana biraz kurabiye yaptım. Gelip yer misin diyor. Tamam. Bir saat sonra git ye kurabiyelerini deden de. Deden de evlenmiş zaten. Ay Allah'ım ya Rabbim. Hadi salla bakalım. Ya yerim ben sizi. Tamam, artık evimize gidelim. Saat 8 olmuş ve herkesin enerjisi bitti. Tamam, yeter. Bu kızın biraz bahçesiyle ilgilenmesi gerek. Bu arada hayat amaçlarımızdan... Ha pardon. Hala hayat amacımızı tamamlayamadık. Bahçecilik level'ımız neredeyse 10 olacak, gardening. İşimizde de terfi aldık galiba. Botanist olduk. 7. seviyedeyiz ama hala logic skill'imiz olmadığı için keşke biz oynasaydık satranç. Hadi gidelim artık evimize. Edward, sen gittin mi dedenin evine? Kurabiye yemeye. Edward gidiyor. Tamam, Edward gelene kadar biz biraz oynayalım. Sen neyine uyuyorsun ya? Kalk. Allah, kuşlara bakın. Allah, yarasa mı onlar? Ne o ya? Aa! Ne oluyor be? Yarasa mı onlar? Yarasalar gelmiş. Bizim birazcık mantık seviyemizi yükseltmemiz lazım. Sürekli şey çıkıyor buradan. Yarasa çıkıyor. Kadın çıldırıp çıldırıp duruyor burada. Ha, Edward gelmiş. Tamam, süper. Hadi o zaman artık eve gidiyoruz. Tamam, herkes eve gitsin. Hadi. Günaydın. Ev halkını ancak bu saate kadar tutabildim. Yani. Oho. Bir dakika, senin tuvaletin yokmuş ki. Ben seni Emma sanıyorum. Emma, sen bir tuvalete gir. Herkesin hijyeni aynı anda bitti ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Carl'ın. Oo, hepsinin hijyeni sıfır. Sen ne yapıyorsun? Saçlarını düzeltiyor. Gel, annen çiş yapana kadar sen banyo yap. Şimdi size araziyi göstereceğim. Willow Crane'in bu tarafında hiç yaşamamıştım. Evimiz yine aynı, bildiğiniz aynı ev. Dediğim gibi direkt evi taşıdım. Sadece işte şuraya masa aldım. Paramız vardı, barbekü aldım. Bir de burayı böyle üstü kapalı bir şekilde yaptım. Çünkü kış gelince, kar yağınca bitkilerimiz ölüyor ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden böyle yaptım. İşte size söylediğim, şunu indireyim aşağı. Bluebell'ler, yani çan çiçekleri buradaydı şansıma. Ve burada da elma ağacı var. Sonbahar geldiğinde buradan elma toplayabileceğiz. Sadece eksiğimiz şey kalıyor. Ispanak kalıyor. Ya Emma, ben sana tuvalete gir dedim ya. Ispanak, havuç ve bir şey daha. Fesleğen. Üçü kalıyor geriye.
Sen de bayağı keyif yaptın yeter. Hijyenin doldu, çık. Kardeşin pis gidecek okula. Ya bu banyo olmadı buraya ya. Bir tane daha lazım. Eve banyo yetmiyor bu insanlara. Sen bugün işe gidecek misin Cooper? Yo, 2 gün sonra gidecekmiş. Oo. Tamam, bu kızcağız da açmış. Bu da ölmüş. Ne çabuk ölmüş ya. Bir kahvaltı hazırlayalım bari. Ne hazırlasak? French toast hazırlayalım. Şurayı da. Neyse. Ben sana çamaşır yıka da demiştim. Kim burayı? Aa! Carla, niye gitmedin okula? Yaramazlık yapıyorsun burada ya. Okula gitsene. Aa, gitmiyor çocuk okula. Kızım okula gitsene. Şaka gibi çocuk okula gitmiyor. Tamam, gel banyo yap o zaman. Şimdi bizim bugün Noah. Söyle canım. Hayır, ben çalışacağım, bir de kardeşimin evine gideceğim. Sen hadi, baban nasıl olsa çamaşır yıkıyor. Git banyonu yap. Ya şunu makineye koyduktan sonra niye yıka tuşuna basmıyorlar anlamıyorum ya. Şunları da topla. Ya madem evdesin biraz ev işi yaptırayım sana. Bu nasıl yapıyorduk ya? Kat, ha, keseceğiz, tamam. Take cutting diyeceğiz. Bir yemeğimizi yiyelim de. Ne yapıyorsun Emma? Emma gidiyor. Tamam. Sen onu da topladığına göre gel şuradan bir şeyler ye canım. Carla da ne güzel. Oh. Okula ekti bugün. Bizim bugün biraz işimiz var bahçede. Yaptık mı? Ha, tamam. Başka bir bitkiye de şey yapacağız onu. Tamam. Yapmış olduk. Süper. Bu kadar. Ama şu mantık becerimizi ilerletmemiz lazım. Aa, bak suluyor burada birisi. Bu ne mesela? Ha, bu armut ağacı. Ya şey gelsin de hemen şunları toplayalım. Ya bir de bizim bitkilerimizi işte güzelleştirmemiz lazım. Hayat amacımız o yüzden yani tamamlayamıyoruz. Çünkü excellent değil, mükemmel değil bitkilerimiz. Sulayarak ve gübreleyerek mükemmel yapabiliyormuşuz. O zaman gübreleyelim. Neyle gübrelesek? Limonla gübreleyelim. Evet, ne geldi bize mi? Ay, fatura gelmiş. Ne kadar paramız var? Tamam, neyse bin yapalım ama başka da istemeyin. Daha bak, buradan fatura ödeyeceğiz. Başka var mı güzelleştirebileceğimiz? Yok, parlayan. Hiçbir şey yok. Ben şimdi kardeşime gideceğim. Orada hem şey de oynarım. Satranç da oynarım. Bak, hemen burada kazabileceğimiz bir taş var. Burayı sevdim, bu araziyi. Hatta dibimizdeki parkta da aslında satranç var ama yağmur yağdığı için dışarıda satranç oynamasak da olur bence. Tamam Emacım, biz o zaman kardeşimize gidelim. Burada başka bir şey yok herhalde. Tamam, biz şimdi kardeşimize gideceğiz. Zaten kardeşimize düşünüyoruz. Hayır ya, ben kardeşime gideceğim. Oradaki havuçlara bakmak istiyorum. Siz baba kız takılın evde. Şimdi bakın, babamızın evi burası. İki çocuk yapmışlar hatta. Onu da ziyaret ederiz ölmeden. Ölmesine çok az kaldı çünkü. Kardeşimize de gidelim. Geldik. Ya ama Emma, suratına ne oldu senin yine ya? Şunu bir yapalım da suratın düzelsin. Bakalım evdeler mi? Evet. Evde misiniz? Biz geldik. Evdelermiş. Aa, sen niye çıplak oturuyorsun Nick? Nick'le biraz konuşalım. Nick, senle biraz satranç oynayabilir miyiz? Neredeydi sizin satrancınız? Aa! Aa! Aa, hamile Yağmur. Aa! Bebeği hissedebilir miyim diyelim. Doğum tarihini soralım. Cevap alamayacağız ama olsun. Aa, Yağmur'un hatıraları. Aa, Yağmur'un hamileliğini kutlayalım. Ne de olsa kardeşimizin sevgilisi. Belki de evlenmişlerdir. Evet. Neredesin Yağmurcuğum? Kutladık Yağmur'un hamileliğini.
Ay kıyamam. Ne tatlılar. Bebeği hissedebilir miyim diyelim. Sentiment açılmadı, değil mi? Arabak? Polka? Oh. Kardeşimiz de nasıl bakıyor bize? Evet, Edward'ın Pineapple. notları yükselmiş. Tabii, Edward gitti okula ama Carla gitmedi. Aa, bu da diğer. Luke, sen nasıl genç yetişkinsin hala? Ama Nick de genç yetişkinmiş. Tamam. Cooper söyle. Seni düşünürken uyumak imkansız. Sen de benim gibi uyumakla başın, senin de benim gibi uyumayla başın belada mı diyor? Evet diyelim. Sonra artık biraz şey oynayalım. Dur, satranç oynayalım. Kimle oynasak? Hadi Yağmur'la oynayalım. O da az önce zaten satranç oynuyordu. Havuçlarınız büyüdü mü? Hayır. Fall and Spring'miş. Biz neredeyiz? Ha, biz yazdayız. Tamam. O zaman demek ki buraya da sonbaharda geleceğiz. Peki buralarda ıspanak bulma şansım var mı? Ya da fesleğen. Biz lojik becerimizi ilerletirken ben de sağa sola bakayım. Yine limon ağacı, yine limon ağacı. Biri birine evlatlık edinmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, ben bu arada size şeyi de göstereyim. Hey Emma, üf, saçmalamayın ya. Tabii ki meşgulüm. Bu ne? Blackberry istemem. Taşmaş kazalım bari. Ben size koleksiyonumuzu da göstereyim. Ne oldu Emma? Ha, poor hijyen mi? Hormonal veya zayıf. Aa. Hormonlarından dolayı kendini utanmış hissediyormuş. Enteresan. Bu limon ağacı. Emma, şu lütfen ya, şunu bir oyna. Şimdi de Luke'la oyna. Yok ya, burada hiçbir şey yok kazabileceğimiz. Neyse, biraz sonra gideriz eve. Evde görüşürüz artık. Ha, ben durun bir dakika, size koleksiyonu gösterecektim. Evet, şimdi Tropi 14 tane olmuş. Are you happy having me? Bana, hayatında bana sahip olduğun için mutlu musun diyor. Evet diyelim. Kristalde de 15 tane toplamışız. 5 kristal daha toplarsak koleksiyonu tamamlıyoruz. Ya da 4 6 tropi daha tamamlarsak koleksiyonumuz bitmiş oluyor. Biz artık eve dönelim. Evimize geldik. Bakalım evimizde durumlar ne? Şimdi biraz bahçemize bakalım. Bakın, köpüşümüzün mezarı. Whisper'cığım çabuk ayrıldı aramızdan. Mesela bunları toplayabiliyor muyuz? Toplayamıyoruz. Şuna bir satalım. Üzümlerimizi. Bunları da satalım. Bir sulasak keşke. Ya, mükemmelleştiremiyoruz bir türlü. Şunları da bir halledelim. Sonra bir bahçemize bir bakalım. Neler oluyor? Yaz. 5 gün sonra bitiyormuş yaz. Carla, ödevini yaptın mı? Tamam Carla. Ekstra kredi ödevini de yap. Orası Edward'ın odası ama neyse, sen bilirsin. Edward, bu arada Edward'a da top oynatıyorum işte. Ödevini yaptıktan sonra da top oynasın biraz. Senin ne yapman gerekiyormuş? Ya şu fabrication skill var ya, onu yapamıyorum. Yani şu fabrikatör olan bu değil mi işte? Bunda bir şeyler bulmam gerek. Bir şeyler satın almam gerek. Bir şeyler yapmam gerek daha doğrusu. Ama bunları yapamıyorum. O yüzden de bu adamcağız 4. level'da kaldı. İşinde 4. seviyede kaldı. Şunu bir lütfen değiştirelim ya. Düzgün dur. Tamam, bugünlük başka bir şey kalmadı. Şurada ne parlıyor? Hemen bakayım. Lili. Lili işimize yaramaz. Bize ıspanak, havuç ve fesleğen lazım. Ya, elmayı bulduk. İşte 3 tane kaldı. Bir tanesini daha bulsak 2 tanesini sipariş vereceğim. Ama bulamıyoruz bir türlü. Ne yapıyor bu? Aa, ne yaptı o öyle kendi kendine? Beyzbol oynuyormuş gibi davranıyormuş. Ama ben sana şey demiştim ya, hani top oyna demiştim. Şöyle ben de bir fotoğrafını çekeyim. Aferin benim oğluma. Bu arada Edward büyüyünce evden taşınmamız gerekecek. Şehre taşınmamız gerekecek kurallara göre. Şunu koyalım. Sen bu kimin artı bilmiyorum ama ye istersen. Evet Richard'cığım, gelebilirsin daha saat erken. Yani nasıl Vanessa öldü de
Richard hala ölmedi. Onu anlamadım. Şunu da bir süpürürsen sana zahmet. Kahve eşliğinde babayla sohbet ediyor. Bu çocuğun hiç hijyeni kalmamış. Emma ya, şu çamaşırları sen bir assan. Sana zahmet. Altına da yapacak mısın ama sonra gelirsin. Tuvaletini yaparsın. Sonra da yatarsın. Sabah da görüşürüz. Bu arada Carla'nın doğum günü gelmiş. Az kalmış yani Carla'nın doğum gününe. Günaydın. Biz uyandık. Az önce çıkıyordu. Aa. Evet, temizlememe yardım eder misin de babana? Biz çok acıktık ya. Ama biz yemek yapmayalım. Biz olanlardan bir şey yiyelim. Bugün işe gidecek miyiz? 2 saat sonra işimiz var. Biraz bahçemizle ilgilenelim yine. Ya ne olur artık şunlar excellent olsun ya. Hala normal. Ne düşünüyorsun? Kardeşini düşünüyormuş. Akşam olmazsa bir yemek düzenleyelim. Kardeşlerimizi, babamızı falan çağıralım. Carla sen şunu temizle bebişkom. Tamam temizlediniz mi bunu? Bak ya. Bunu sen bari bir temizle. Ama bugün işe gitse mi acaba ya? Ne yapacak ki? Ya da biz bugün de evden çalışalım. Take cutting. Zaten çok kolay işler veriyor bize evden çalışmak için. Çok basit işler veriyor. E şunu da topla ama yani. Sen biraz arkadaş edin bugün. Carla da normal çalışsın. Şu biz de biraz bahçemizle ilgilenelim. Tent garden diyelim bir. Evet, pijamayla yapıyorsun ama. Bu arada hala geçmedi şu kızın siyah noktaları. Ya. Emma ya. Biz sanırım... Aa bugün gidiyormuş. Hayır. Hah, gitsin işe. Biz sanırım 10 olacağız bahçecilik seviyemizde. Uyuyamazsın. O hep de kızlarla tanışıyor. Edward'a bak. Çapkın Edward. Excellent, excellent, excellent. Yok. Hep nice. Ama mesela şunlar excellent'a yaklaşmış. Biraz daha ilgilenirsek olur bence. Ha, oh bak yine geçmedi. Biz bu arada akşama da bir etkinlik düzenleyelim. Dinner party yapalım. Yağmur'u çağıracağım. Luke, Jason, Nick. Jason da evlenmiş bu arada. Richard'ın karısını tanımadığım için onları çağıramıyorum. Yo, buna gerek ya da hadi bir tane gelsin. Tamam. Evet, burada olacak. Saat akşam 6'da olsun. Tamam, akşam 6'da ailemizle güzel bir yemek yiyelim. Ya bu kadın Kendra bizim arkadaşımızdı biliyorsunuz. Ama sürekli Cooper'ı arayıp arayıp duruyor. Şimdi de bak gelip benimle işte lezzetli bir şeyler pişirmek ister misin diyor. Kızım sen evli barklısın. Adam da evli barklı. Şu adamın yakasından düş artık. Bizi kim arıyor? Çok arıyorsunuz ya. Evet. Oo, evet 10. seviyeye geldik. Şunları bir satalım. Mesela şuna şöyle bir şey ne yapsak ya? Birazcık konuşalım. Belki faydası olur, excellent olur falan. Olur mu bilmiyorum. Sen kimsin? Aa! Nasıl yani? Piyangoyu kazanmış ve senin arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum diyor. Kabul ediyorum. Ney? Cimri. Yani koskoca piyangoyu kazanmış ve 23 milyon verdi bize sadece. Ne kadar cimrisin. Tamam artık burada yapılacak bir şey kalmadı. Tuvalete gidelim. Evet, Carla'mız da artık A öğrencisi. Bakalım Edward sen daha B öğrencisiymişsin. Neden evladım? Siz ödevlerinizi yapın. Akşam yemeğine kadar. Evet, bizim 1 saat sonra yemek partimiz başlayacak. Carla birazcık burada oynayabilirsin aslında Edward'la. Play Pirate. Korsancılık oynasın. Aa Edward da bitirmiş. Edward sen de gel. Bakayım. Çok güzel oynuyor. Emma'nın hijyeni bitiyor yalnız. Tamam parti başlıyor. Hadi gidelim. Şurada oturabiliriz hepimiz diye düşünüyorum. Evimizde nasıl kirli belli değil. Parti kıyafetimizi giydik. Aa, Jason daha neler ya. Gelir gelmez de banyomuzda... Küvetimizde banyo yapmazsın ama. Doğurmuş mu bu kız? Aa, doğurmuş. E bebek nerede?
Yemeği kim yapıyor? Aşçı nerede? Ah, aşçı da geldi. Gel biraz kardeşimizle konuşalım. Teşekkür ederim geldiğin için diyelim. Tozlarımızı besleme toz tavşanlarımızı. Cooper da geldi. Cooper yemek yapma. Yemek yapılıyor zaten. Yemek yapma. Enerjisi de yok Cooper'ın ama neyse artık. Sen niye dondun? Luke'la araları çok kötü. Neden? Sen biraz şuraları süpürsen ne güzel olur. Çocuklara yer kalmadı. Ne yapmış aşçı? Puh, bir de zayıf kalitesi. Hadi hepiniz gelin, yemek yiyelim. Biraz sohbet edelim ailece. Richard? Richard'da yemek kalmadı. İnanmıyorum. Richard'da yemek kalmadı. Teşekkür edelim babamıza. Bu nasıl bir yemek oldu? Kardeşimizle aramızda çok kötü olmuş. Teşekkür edelim. Kusura bakmayın ya. Aşçı yemeği eksik yapmış. Bu ne? Bunu da yarım bırakmış. Bu nasıl bir parti? Hadi gelin oturun hepiniz. Ah, bu güzel oldu. Bir fotoğraf çekeyim. Yalnız sen niye böylesin? Üstünü değiştir Luke. Niye gidiyorsunuz hepiniz? Çocuk doğdu mu? Nasıl? Ha, Carla daha tanışmamış. Sana da teşekkür edelim Yağmurcuğum. Cooper ölecek artık uykusuzluktan. Cooper ya sen şuraları bir keşke süpürsen ya. Çocuklar neredesiniz? Gelsenize. Şunu ye mesela sen. Edward niye sürekli maske yapıyor bunlar? Yaptın mı yemeği? Ya Rabbi şükür. Tamam bunu da alalım. Sen de buradan ye. Aç gezmeyin evlatlarım. Aç olan varsa gelsin yesin. Cooper artık uyuyacak. İzninizi istiyorum. Benim artık uyumam gerek diyor. Çok kötü durumdayım ve hala ev süpürüyorum. Biz de gayet iyiyiz şu an. Sohbete devam ediyoruz. Çocuğum da maskeli geziyor. Bir şaka yapalım eski zamanlarla ilgili. Aa, memory istiyor. Son yemekle ilgili konuşalım. Aa, ne oluyor be? Neye şaşırdılar bunlar böyle? Ne öğrendiler acaba? Edward'a bak. Tabakları topluyor. Carla'cığım da uyumuş. Tamam artık şu parti bitsin ya. Geç oldu. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok eğlendik. Hadi artık evinize gidin. Sabah oldu ve anne kız ikisi de banyo ihtiyaçları içerisinde uyandılar ve tek banyo var. Benim bu eve bir banyo daha yapmam gerek. Daha doğrusu bir duşluk daha yapmam gerek. Neyse arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum. Carla'nın 2 gün sonra doğum günü. Ben muhtemelen Carla'yı kamera kapalıyken büyütürüm ama öbür bölümde Edward'ın doğum gününü yaparız. Artık Edward da ergen olur. İşte yavaş yavaş ikinci neslimize geçeceğiz ama hala birinci neslimizin amaçlarının hepsini tamamlayamadık. Bakalım sonraki bölümde neler olacak. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.